Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Ben aritmilere gelmek istiyorum. Aslında taşikardiyi anlatırken yani bu da bir fazla aritmi, bu da bir aritmi çeşidi. Aritmiler de şöyle midir? Şimdi kalp duruyor, biraz bekliyor, tekrar çarpıyor, biraz bekliyor. Yani aritminin düzensiz ritmin, evet, ritim bozukluğunu biz gene taşıyabileceği ciddi sorunlar var mıdır? Bu gene kişinin günün saatine göre, kişinin durumuna göre, kullandığı ilaçlara göre de kendini belirten bir şey midir? Yani şimdi aritminin çok tabii, aritmi yani ritim bozukluğu. Ritim bozukluğunun çok sebebi var. Ritim çok yavaşlayabilir. Bloklar diyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü derece bloklar. Bazen özellikle bir üçüncü derece blok dediğimiz atrium kasılmasıyla ventrikül kasılması, yani karıncık ve kulakçığın ayrı ayrı kasıldığı durumlarda o zaman ritim çok yavaşlayabiliyor. İşte bayılmalara, ani ölümlere kadar gidebiliyor. Yani yavaşlayabiliyor. Bazen de işte diyoruz ki supraventriküler taşikardiler diyoruz. O 200'lere kadar çıkabiliyor. Çok hızlı olabiliyor. Bu da bazen ani işte bayılmalara, baş dönmelerine sebep olabiliyor. Bazen yani ventriküler taşikardiler diyoruz. Bunlar çok nadir gözüyoruz. Altta çok ciddi kalp problemleri olduğu zaman gözüküyor. Çok nadir gözüküyor ama bunlar da çok ölümcül olabilir, ventriküler taşikardiler. Ama bunlar çok sık gözüken değil. Çoğunlukla bizim böyle hani dinliyorsun bazen atrial ekstrasistoller dediğimiz yani, en masumu odur. Yani atriumdan kaynaklı atrial ekstrasistoller çok sık gözükür. Herkeste, hemen hemen herkeste bir holter takılsa yani birkaç tane atrial ekstrasistol gözükür. Çok da orada bir şey çıksa bile o bulguları çok ciddi bazen değildir. Yani çok ciddi almak gerekiyor. Eko yaptınız, baktınız ciddi, altta bir şey yok. Atrial ekstrasistol yani ilaca da gerektirir. Kalp ilacı mutluluk herhalde. Yani bazen ventriküler ekstrasistol diyoruz. Bazen o çok sık olursa hani bazen belki ilaç ihtiyacı olabiliyor. Yani eğer altta yatan ciddi bir eko yaptırdık, ciddi bir problem yok. Ama bazen ilaç ihtiyaç bazen gerekebiliyor. Yani çoğu da ilaçla aslında çok rahat kontrol edilebiliyor. Bazıları işte bu ileti sistemindeki bazı aberan yani farklı iletim yollarından dolayı olan problemlerde artık günümüzde ablasyon dediğimiz anjiyo gibi kasıktan girilerek o bölgenin sigorta kaçağına sebep olan ileti yerinin düzeltilmesiyle de düzeltilebiliyor çoğu. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.